Geçmiş olmasın programından yeniden merhaba. Bugün Eda Büyükduman'la birlikte Osmanlı tarihi dersindeyiz ve ders öncesi sizlere derste konuştuğumuz bir hakikati anlatıp bununla alakalı bir video çekimi yapmak istedik. O sebeple kameraların karşısına geçtik ve sevgili Eda da şu an kamera arkasında bu programı yönetmekle meşgul. Şöyle ki biz Fatih Sultan Mehmet'le alakalı Fatih Sultan Mehmet dönemini incelediğimizde ortaya bazı hakikatler attım ya da ortaya bazı gerçekleri sundum ve insanlar daha önce bunları hiç konuşmadığımızı veya ekranlarda bunların hiç duyulmadığını dile getirdiler. İşte bu sebepten dolayı da şu an sizlere bazı hakikatlerden dem vurmak istiyorum ki bugün İstanbul'un en nadide ve en güzel semtlerinden, en eski semtlerinden biri. Fatih semtinde biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet'in kendi kabri var. Bizzat kendi yaptırmış olduğu külliyenin içerisinde bulunan kabrinde aslında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kurucularından, en büyük kurucularından biri olan Konstantin'le birlikte neredeyse yan yana yatmakta. Gelelim tarihe ve işin hakikatine. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. İstanbul'a Aziz Romanus kapısından girdiğinde sağında solunda onlarca kilise olmasına rağmen, yüzlerce belki mabet olmasına rağmen, Hristiyan mabetleri olmasına rağmen derhal yönünü Ayasofya'ya çevirdi. Ancak Ayasofya'dan daha eski dönemde İstanbul'da yapılan bir kilise vardı ki bu Havariyyun Kilisesi'ydi. Ayasofya Hristiyanların en eski ve en görkemli mabetlerinden bir tanesi ve siyasi anlam içerdiğinden dolayı Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'ya gitti ve Ayasofya'yı bir fetih camii olarak, fetih nişanesi olarak camiye çevirdi. Ancak onun öncesinde yapılan Havariyyun Kilisesi bilindiği üzere Konstantin yani Hristiyanlık ilk çıktığında türlü zulümlere maruz kalmıştı. O dine inananlar, işte bu dine inananlar İsa Aleyhisselam'ın 12 havarisi türlü zulümlerden dolayı dünyanın çeşitli yerlerine dağılmışlardı ki bu yerler İskenderiye, Hatay, Roma, Efes gibi yerlerdi. Buralara dağıldıktan sonra Hristiyanlığı yaymaya başladılar. Diokletos döneminde en büyük zulmü gören Hristiyanlar Büyük Konstantin dönemine geldiğinde ve Hristiyanlığın da kabul edilmesiyle birlikte artık huzur içerisinde yaşamaya başladılar. İstanbul Hristiyanlığın ilk başkenti oldu. Konstantin'de Büyük Konstantin İstanbul'u kurmaya karar verdiğinde de nihayet İstanbul'da büyük yapılar inşa etmek istedi. İşte bu yapıların arasında belki de en önemlilerinden bir tanesi şüphesiz Havariyyun Kilisesi'ydi ki bu kilise 12 havariye adandı ve aziz bir kilise olarak isimlendirildi ve o dönemde Konstantin öldükten sonra oğlu Konstantin'i o kiliseye gömdü ve Konstantin dönemindeki din adamları da o kilisenin hemen etrafına gömülmekteydiler. Yani şunu söylemek istiyorum. Havariyyun Kilisesi'nin bulunduğu yerde Büyük Konstantin'in bir mozelesi inşa edildi ve Konstantin'in mezarı da burada yapıldı. Hani Fatih Sultan Mehmet Han dedik ya, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdi, yönünü hemen Ayasofya'ya döndü. Ancak 1461 yılına geldiğinde İstanbul'un her yeri boştu. 4. Büyük Tepesi'ne Havariyyun Kilisesi yapılmıştı. Hem fetih sırasında biraz zarar görmüştü. Daha önce de bakımsızlıktan pek çok yeri haraptı zaten bu kilisenin. Yıkılmak üzereydi, yıkılmıştı bazı bölgeleri. İstanbul'un fatihi, İstanbul zaten onundu. İstediği yere kendi külliyesini ve kendi camini inşa edebilecekken gözünü hemen oraya çevirdi ve Havariyyun Kilisesi'nin olduğu yere camini, yani aslında külliyesini kondurdu. Tam Konstantin'in mezarının, yani mozelesinin bulunduğu yere de camisini, yani kilisenin üzerine camini inşa etti. Türkiye'deki bazı yazarlar bu caminin tam kilisenin üzerinde olmadığını söylerler ama biz bunu bir köşeye bırakalım, şöyle işin ciddi tarafına gelelim ki Türkiye'de bazı yazarlar kendini bilmez sözüm ona din uğruna fetva vermeye çalışanlar Fatih Sultan Mehmet için Hristiyan derler. Öte taraftan bazı kişiler de Fatih Sultan Mehmet ben doğru Roma İmparatoruyum dediğin için Fatih'i bir Roma İmparatoru olarak adeta sanki bir dinsizmiş gibi addederler ve Fatih eğer öyle olmasaydı Konstantin'le birlikte orada uyumazdı diye dillerine bazı gereksiz cümleler dökerler.
İşte biz de burada şunu söylemeye çalışıyoruz ki aslında Fatih Sultan Mehmet'in hemen her söyleşimde, her konuşmamda, Fatih her anlattığında onun vizyonundan, kalitesinden, aldığı eğitimden ve İslam sancağını nasıl taşımak istediğinden, şu elimdeki kılıç İslam kılıcıdır ana diye nasıl nida ettiğinden dem vururum. İşte aslında Havariyyum Kilisesi'nin hemen üzerinde Fatih'in kendi camini yaptırmak istemesi ve yaptırması ve kendisinin de mezarının oğlu olması, ki vasiyeti üzerine bu mezar orada olmuştur. Asli sebebi şudur. Fatih Sultan Mehmet, ben Doğruma İmparatoruyum dedi. Aslında kendisi Türk Hakanı'ydı, Ulu Hakan'dı. İslam sancağını elinde taşıyan bir sultandı. Doğruma'yı tarih sahnesinden kaldırdı ve Doğruma İmparatoru artık benim dedi. Hani bir Selçuklu kartalı vardır ya, çift başlıdır, bir tarafı doğuya bir tarafı batıya bakar. İşte Fatih tam buydu, bir Selçuklu kartalıydı. Bir tarafı doğuya bakıyordu, bir tarafı da batıya bakıyordu ki Fatih Sultan Mehmet kendisine bir külliye inşa ettirmek istediğinde aslında vizyonundan, eğitiminden, bilgisinden, o İslam sancağının hüdeması olmaktan doğan bir hakikatle şunu söylemişti bizlere ve tüm dünyaya haykırmıştı. Hani sizin o 12 havariye adadığınız kiliseniz var ya, ben geldim Müslüman olarak. İstanbul'u bir İslam şehri yaptım. Ayasofya'yı cami haline döndürdüm ve işte ben geldim. Şimdi sizin bütün o batıl inançlarınız, ki batıl neydi? Hristiyanlık ilk geldiğinde hak dindi, ancak sonrasında tahrif edildi. Hem kitap hem dinleri. İşte ben geldim. Sizin bütün batıl inançlarınız artık yok oldu dedi ve bunun için de Fatih Camii'ni inşa ettirdi. Yani diyordu ki, sizin bütün yanlış inançlarınız benim İslam çatım altında artık yok olup gitmekle muktedir. İşte bu sebeple şunu izah edelim ki, Fatih Sultan Mehmet dediğimizde şöyle bir durup düşünmemiz gerekmekte. Fatih Sultan Mehmet neden camini oraya inşa ettirdi ve neden kendi mezarını bizzat gidip oraya yaptırdı? Fatih Sultan Mehmet'in esasında kendi külliyesini oraya inşa ettirmesinin sebebi Hristiyanlık dinine ve tüm dünyaya verdiği mesajdan ibaret de değildi. Evet, bir din mesajı vermişti ama öte taraftan kendisi tek bir dünya ve tek bir başkent ve Fatih Sultan Mehmet kendisini tek sultan olarak ilan ediyordu ki Büyük Konstantin İstanbul'u inşa etmişti ve Havariyyum Kilisesi'nin bulunduğu yerde kendini gömdürmüştü. Oğlu onu oraya layık görmüştü ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un hemen her yerine kendisini gömdürebilirdi, vasiyet edebilirdi. Yahut kendinden önceki 6 padişah gibi Bursa'ya naaşını gönderebilirdi. Belki vasiyetinde bunu dile getirebilirdi ama onu yapmadı. İstanbul Fatihi İstanbul'a gömülmek istedi ve özellikle Fatih Camii'nin bulunduğu yere gömülmek istedi ve vasiyeti üzerine Fatih Sultan Mehmet'i kendi camine, caminin bulunduğu yerdeki türbenin hemen alt tarafına gömdüklerini biliriz biz. Peki neden? Fatih diyordu ya, artık imparator benim, Doğruma'nın hakimi benim. Hani din mesajı verdikten sonra kendisi de aslında bir sultan, bir hakan, bir imparator nasıl olur mesajını veriyordu. Sizi geldim, yendim. Ben sizin her şekilde üstünüzdeyim dercesine, artık hakim benim, ölüm bile buraların hakimidir dercesine kendisini Büyük Konstantin'in hemen yanı başında olan yere vasiyetiyle birlikte gömdürmüştü. Fatih Sultan Mehmet'in kabri bugün bizim bildiğimiz üzere tam türbesinin altında değildir. Bazı rivayetler vardır bu konuda. Bir Türk usulünde gömülmüştür esasında oraya gömülürken. Hani eski Türk inancına göre ya da yahut eski Türk adetlerine göre bir mezar odasına gömülürlerdi ve Fatih Sultan Mehmet de aslında böyle bir yere gömülmüştü ki biraz 2. Abdülhamit dönemine gittiğimizde şöyle bir hikaye zikredilir. Sultan 2. Abdülhamit dönemidir. İstanbul inanılmaz bir yağış almaktadır ve Fatih semtinde seller olmaktadır. Günler sonra halk arasında şöyle rivayetler baş gösterir ve denir ki Fatih Sultan Mehmet oradaki Fatih semtinde yaşayan, özellikle o çarşamba civarında yaşayan insanların rüyasına giriyor. Boğuluyorum ve beni kurtarın diyor.
Bu olay saraya kadar ulaştığında Sultan II. Abdülhamit kendisi Şerif Paşa'yı görevlendiriyor ve böyle bir olay var. Gidin işte o dönemin itfaiye kumandanı Mehmet Paşa ile birlikte siz oraya bir bakın ne oluyor diye. Yani türbenin altına bir bakın. Mehmet Paşa ve Şerif Paşa Fatih Camii'nin, Fatih ve Sultan Mehmet'in türbesine gelirler. Türbesine geldiklerinde sandukayı kaldırırlar ve altta mezarın olacağını düşünürler ama orada bir demir bir kapak görürler. Kapağı açarlar rivayete göre. Kapaktan aşağı doğru inerler. Önlerine uzun bir koridor çıkar. Koridorda yavaşça ilerlerler ve ilerledikleri yer aslında bugün Fatih Sultan Mehmet Camii'nin, yani Fatih Camii'nin mihrabının hemen alt tarafına doğru kalmaktadır. Burada koridorun sonunda karşılarına bir oda çıkar. Odanın içerisinde hafif küçük bir yükselti vardır, bir mermer ve mermerin üzerine bir tabut vardır ve tabutun kapağını kaldırırlar ki Fatih Sultan Mehmet Hazretleri o kendi belli niye çizilmiş olduğu resimdeki gibi aynı şekilde durmaktadır. Çünkü zaten Fatih Sultan Mehmet'in öldüğünde biz tahnit edildiğini, hatta sarayda ikinci tahnitinde yapıldığını biliyoruz. Peki biz bunu nereden biliyoruz ve biz bu bilgiye nereden ulaştık diye soracak olursanız, Fatih Sultan Mehmet'in kabrini açanlar, o sandukanın altına doğru inenler bunu padişaha söz verdiler. Padişah kendilerine söz verdirmişti. Sultan II. Abdülhamit bu asla hiçbir yerde konuşulmayacak, zikredilmeyecek, bu gizli bir sır olarak kalacaktı. Ancak Şerif Paşa İbnül Emin Mehmet Kemal İnad'ın Mercan'daki evindeki bir musiki sohbetinde bunu dostlarına, yakın arkadaşlarına açtığında bu yavaşça dağılır ve Yahya Kemal Beyatlı'nın bunu bir yerde zikredildiği konuşulur. Daha sonra gazete neşriyatlarına yansır. Yahya Kemal Beyatlı'ya bunu sorduklarında o ne inkar eder ne de evet der. Ama bu olay günümüze kadar bu şekilde gelir. Yani aslında burada şunu demek istiyorum. Hemen ben şimdi Eda arkadaşımdan bize kameramızı değiştirmesini söyleyeceğim. Yani Fatih Sultan Mehmet bugün görmüş olduğumuz türbesinin altında değil, ondan biraz daha uzakta, hemen Fatih Camii'nin içerisindeki mihrabın tam alt kısmında yatmaktadır ki bizim daha önce Julian Rabi isimli bir araştırmacının yapmış olduğu araştırmalarla biliyoruz ki Büyük Konstantin'in mozolesi yine o mihrabın hemen alt tarafında kalmaktadır. Şurada bu bizim şu andaki Fatih Sultan Mehmet Camii'nin mihrabının alt kısmı. Şuradaki mozoleyi hemen size gösterelim ama Julian Rabi'nin çizimi de var orada. Bir diğer gri çizimde. Evet, şimdi Fatih Camii'nin bugün şu önünüzde görmüş olduğunuz çizim aslında 12 Havariyun Kilisesi çizimidir. Ve 12 Havariyun Kilisesi çiziminde hemen görmüş olduğunuz mozolenin orada zaten Büyük Konstantin yatmaktadır. Şöyle gözünüzün önüne bir alın. Bu Havariyun Kilisesi'nin bir planıdır. Ve hemen değiştirelim. Diğer görüntüye gelelim. Bir önceki görüntü. İşte bu da Fatih Sultan Mehmet Camii'nin, yani Fatih Camii'nin bir çizimi ve işte yine mihrabın olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet yatmaktadır ki söylemiş olduğumuz üzere yine Fatih Sultan Mehmet, ben bütün kumandanların en üstündeyim. Aslında benim mabedim Hak Din mabedidir. Bütün batıl dinler benim İslam çatımı altında artık yok olup gitmiştir dediği gibi ben geldim imparator olarak. Büyük Konstantin'de olsam artık hükümdar benim, buraların hakimi ve sahibi benim demiştir. Fatih Sultan Mehmet yalnız bir isim değil. Fatih Sultan Mehmet yalnız İstanbul Fatihi değil. Fatih Sultan Mehmet bir cihan imparatorudur aynı zamanda. Ve yapmış olduğu şu yegane eserler bizlere nasıl bir cihan imparatoru olduğunu, nasıl bir vizyona sahip olduğunu en belli şekilde anlatmaktadır.